Kral Albany Dükü'ne Cornwall Dükü'nden daha çok itibar eder sanırım. Bize de öyle gelirdi. Ama bakın krallığı bölerken hangisine daha fazla değer verdiği pek anlaşılmıyor. Paylar arasında hiç fark yok. Oğlunuz değil mi? Büyütmesi bana düştü efendimiz. Oğlum demekten yüzüm kızara kızara artık utanmaz oldu. Anlayamadım. Bu delikanlının annesiyle çok iyi anlaşmıştık. Öyle ki az sonra karnı büyüdü ve koynuna koca girmeden beşiğe bir oğlan geriverdi. Anlıyorsunuz değil mi yaptığım hatayı? Doğrusu neticesi o kadar sevimli ki keşke yapmasaydınız demeye dilim varmıyor. Meşru bir oğlum da var. Bundan bir yaş büyük. Ancak meşrudur diye onu daha fazla seviyor değilim. Gerçi bu delikanlı daha dünyaya çağrılmadan pek küstahça geldi. Ama annesi çok güzeldi. Ona can vermek de epey tatlı oldu. Ve tabii veledi kabullenmek gerekti. Edmund, oğlum bu soylu beyi tanıyor musun? Hayır. Kent kontu. Şerefli bir dostumdur, bilmeni isterim. Hizmetinize hazırım efendim. Sizinle dost olmak, sizi daha yakından tanımak isterim. Teveccühünüze layık olmaya çalışacağım efendim. 9 yıl yabancı diyarlarda dolaştı, yine gidecek. Kral geliyor. Gloucester, Fransa ve Burgonya beylerine yardım edin. Huzurumuza çıkacaklar. Baş üstüne efendimiz. Biz de bu ara şimdiye kadar gizli tuttuğumuz bir düşüncemizi açıklayalım. Haritayı verin. Şunu bilin ki krallığımızı 3 parçaya böldük. Devlet işlerini, zahmetlerini bu yaşlı günlerimizde üzerimizden silkerek daha dinç omuzlara aktarmak ve ölüme doğru her türlü yükten sıyrılmış olarak yol almak kesin kararımızdır. Damadımız Cornwall ve siz onun kadar sevdiğimiz damadımız Albany. İleride çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek maksadıyla kızlarımızın her birine düşen mirası bugün burada ilan etmek arzusundayız. Üstelik en küçük kızımızın sevgisini elde etmek için çarpışan Fransa ve Burgonya beyleri sarayımızda uzun zamandır iç çekerek oturmakta. Onlara bugün cevap vermemiz lazım. Söyleyin kızlarım. Madem ki iktidardan, mal, mülk ve topraktan feragat ediyoruz, devlet ve hükümet dertlerini bırakıyoruz, söyleyin. Bakalım bizi en çok hanginiz seviyor? Böylece doğuştan olan hakkına, diğeriyle yeni haklar katan hanginizse, bağışımızda ona daha cömertçe davranalım. Goner, en büyük kızımız. Önce sen söyle. Efendim, benim size olan sevgim öyle sözle ifade edilemez. Ben sizi göz nurundan, uçsuz bucaksız özgürlükten, nadirdir diye değer verilen her şeyden daha çok seviyorum. Fazilet, sağlık, güzellik ve şerefle dolu bir hayat kadar. Hiçbir babanın sevilemeyeceği, hiçbir evladın babasını sevemeyeceği kadar çok seviyorum. Benimki öyle bir sevgi ki, belirtmek istenince nefes zavallı kalıyor. Sözde güçsüz. Ben sizi benzetebileceğim herhangi bir şeyden çok daha derin bir sevgiyle seviyorum efendim. Ya sen ne söyleyeceksin Cordelia? Sev ve sus. Bu hattan şu hatta kadar olan arazi, gölgeli ormanları, gürül gürül suları, bereketli ova ve geniş otlaklarıyla sana bağışlıyoruz. Bütün bu parça ebediyen senin, Albany'nin ve soyunuzun olsun. Ortanca kızımız ne diyecek bakalım? Cornwall'ın karısı sevgili Regan. Söz senin. Kardeşimle ben aynı hamurdanız efendim. Size olan sevgimin ölçüsü de aynı. Bütün içtenliğimle söylüyorum ki kardeşim benim de sevgimi bütün gerçekliğiyle ifade etti. Ama belirtmediği bir şey var. Ben, yalnız ben bütün başka zevkleri reddediyor, mutluluğumu siz, aziz efendimin sevgisinde buluyorum. Zavallı Cordelia. Ama hayır, neden zavallı olayım? Sevgim her türlü sözden daha gerçek, daha derin değil. Güzel ülkemizin şu 1/3'ü da ebediyen senin ve soyunuzun olsun.
Bu da Goner ile bağışladığımız parça kadar engin, kıymetli, her çeşit zevk ve eğlenceye elverişli. Cordelia, mutluluğum, hayatımın neşesi, Fransa bağlarının, Burgonya otlaklarının sevgisini kendilerine çekmek için can attıkları küçücük yavrum, kardeşlerinden daha değerli bir parça elde etmek için ne diyeceksin? Hiçbir şey efendimiz. Hiçbir şey mi? Hiçbir şey. İçten hiç çıkar. Bir şey söyle. Ne bahtsızım. Kalbimi dile getiremiyorum. Efendimizi evlatlık bağının gerektirdiği kadar seviyorum. Ne daha fazla ne daha az. Nasıl nasıl? Cordelia. Sözlerine dikkat et. Mutluluğunu yok edebilirsin. Muhterem efendim. Bana hayat verdiniz. Bağışladınız, sevdiniz beni. Ben de buna karşılık bütün ödev ve görevlerimi gerektiği gibi yerine getiriyorum. Size itaat ediyorum. Sevgi gösteriyorum. Kardeşlerim bütün sevgilerini size bağışlamışlarsa neden evlendiler? Ben de bir gün evlenirim belki. Sevgimin de, bağlılığımın da, vazifelerimin de yarısı yeminle bağlanacağım kocamın olacaktır. Ben hiçbir zaman kardeşlerim gibi bütün sevgimi babama bırakarak evlenecek değilim. Bunları yürekten mi söylüyorsun? Evet efendim. Hem bu kadar genç, hem bu kadar duygusuz ha? Hem bu kadar genç efendimiz, hem de dürüst. Peki öyleyse, dürüstlükçe izin olsun senin. Güneşin o mukaddes nuru üzerine, hayata ölüme hükmeden o yıldızlar üzerine yemin ediyorum ki bugün burada bütün babalık vazifelerimden, akrabalık ve kan bağlarından sıyrılıyorum. Ve seni şu andan itibaren bana ve kalbime yabancı sayıyorum. Efendim! Eşlerle kasaba arasına girme! Her şeyden çok onu severdim ben. Yaşlı günlerimin mutluluğunu onun şefkatli ellerinde bulacağımı umuyordum. Defol! Görünme gözüme! Mezarımda kavuşacağım rahat ve sükun hakkı için şu baba kalbini söküp suratına fırlatıyorum. Fransa kralını çağırın. Hadi çabuk. Burgonya dükünü de. Cornwall, Albury. İki kızımın paylarına üçüncüyü de katın. Varsın açık sözlülük dediği o gururu koca bulsun ona. Bütün nüfus ve kudretimi, üstün mevkimi, krallığa ortak bütün nimetleri siz ikinize bırakıyorum. Bize gelince kendimize bakımını sizin temin edeceğiniz 100 atlı ayırıp her ay sırayla birinize kalacağız. Yalnız kral adını, krallığın türlü ünvan ve şereflerini bırakmıyoruz. İktidar, devlet gelirleri, devlet yönetimi hep sizindir sevgili damatlarım. Sözlerimi desteklemek için işte tacım, dönüş, aşmetlidir. Kralım olarak yücelttiğim, babam gibi sevdiğim, efendim olarak daima hizmetine koştuğum, dualarında koruyucum olarak aldım. Yay gerilmiştir Kentok'tan, kendini sakın. Bırak gelsin. İsterse çatalın ucu kalbimi dersin. Bir çıldırdıktan sonra Kent saygısızlık etmiş ne çıkar? İhtiyar, ihtiyar ne yapıyorsun? İyi düşün. Bırakma iktidarı. Bu tehlikeli aceleye bir gem vur. Hayatımla temin ederim seni en az seven küçük kızın değildir. Kent hayatına bir değer veriyorsan sus. Ben hayatımı senin uğruna tehlikeye atmaktan çekinmedim. Selametin uğruna kaybetmekten de korkmam. Çekil gözümün önünden. Daha açık görmen gerek değil. Bırak da gözlerinin hedefi gene ben olayım. Tanrılar hakkı için seni şimdi... Tanrılarını boş yere anıyorsun kral. Seni köle, seni dinsiz, imansız edeyim. Hatin efendim. Vur, vur. Hekimini öldür. Ücretini de seni kemiren o iğrenç illete ver. Kararını geri al. Yoksa şu gırtlağımda nefes tükenene kadar günah işliyorsun, günah diye bağır. Dinle beni hain. Vaktiyle ettiğin sadakat yemini hakkı için dinle. 5 gün içinde hayatın zahmet ve meşakkatlerine katlanabilmek için gereken hazırlığı yapacaksın. 6. gün iğrenç sırtını krallığımıza çevirmiş olman gerek. Eğer 10. gün sürgün ettiğimiz o bedenin hala ülkelerimizde görülecek olursa kendini ölmüşsün. Defol hadi. Kararım kesindir. Peki. Öyle olsun. Sen böyle davrandıktan sonra benim için sürgün burasıdır. Özgürlükte göçüp gitmiş demektir. Özü sözü bir kızım. Tanrılar korusun seni.
Sizler de dilerim o büyük büyük sözlerinizi davranışlarınızda doğru çıkarırsınız. Sevgi gösterileriniz hayırlı sonuçlar doğurur. İşte asil efendiler, kent eski hayat tarzına yeni diyarlarda devam etmek üzere yola çıkıyor. Hepinize hoşça kalın der. Haşmetli efendimiz, Fransa kralıyla Burgonya dükü. Burgonya dükü. Evvela kızımızın sevgisinde Fransa kralına rakip olan size hitap edeceğim. İsteğinizden vazgeçmemek için kabul edeceğiniz en az şeyiz nedir? Kral hazretleri, siz efendimizin vaat ettiğinden fazlasında gözümüz yok. Zaten eminim siz de daha azını vermek istemezsiniz. Kızımızı sevdiğimiz zamanlar bu kıymeti biçmiştik ona. Ama kıymetten düştü artık. Bakın işte orada önünüzde. Bu güya açık sözlü insan görüntüsünün herhangi bir yanı ya da gazabımız dayamalı bütün varlığı hoşunuza gidiyorsa buyurun sizin olsun. Ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Öyleyse bırakın. Tanrı biliyor ya nesi var nesi yok, serdim gözünüzün önüne. Size gelince yüce kral, nefret ettiğim biriyle sizi birleştirerek dostluğunuzdan uzaklaşmak istemem. Onun için rica ederim, sevginizi tabiatın bile ben yarattım demeye utandığı böyle bir sefilden daha değerli kimselere çevirin. Şaşılacak şey. Daha biraz önce en çok sevdiğiniz kızınız nasıl olur da bir an içinde teveccühünüzün bütün belirtilerinden mahrum kalacak derecede iğrenç bir suç işleyebilir. Öteden beri beslediğiniz sevginin böyle birdenbire yok olması için muhakkak tabiata aykırı, canavarca bir suç işlemiş olmalı. Buna inanmak da eğer bir mucize olmazsa aklımın alacağı şeylerden değil. Yalvarırım size efendimiz. Düşünmediğim şeyleri tatlı tatlı, akıcı sözlerle söylemek sanatını beceremiyorum diye bana kızmış olsanız bile, yalvarırım size söyleyin. Lütuf ve teveccühünüzden mahrum kalmama sebep namusuma sürülen bir leke, işlediğim bir cinayet, şerefsizlik yolunda attığım bir adım, iffetsizlik, alçaklık değildir. Söyleyin. Gönlümü hoş etmedikten sonra keşke dünyaya gelmeseydin. Demek bütün mesele bu. Duyduklarını dile getiremeyen çekingen bir tabiat. Dük hazretleri, Cordelia bir diyeceğiniz var mı? Sevgi özüne yabancı düşüncelerle karıştırılacak olursa sevgi olmaktan çıkar. Onu eş olarak alıyor musunuz? Cordelia'nın kendisi bile başlı başına bir çeyiz değil mi? Haşmetli değil. Sadece vaat ettiğiniz payı verin, hemen şurada Cordelia'nın elinden tutar Burgonya düşesi yaparım. Hiçbir şey vermem. Yemin ettim, kararımdan dönmem. Çok üzgünüm. Bir baba kaybettiğiniz için bir kocadan oluyorsunuz. Yolunuz açık olsun efendim. Sevgisi mal mülk düşüncelerinden ileri gidemeyen birinin karısı olmam ben. Güzel Cordelia. Sen böyle fakir halinle ne zenginsin. Bir köşeye atıldığın halde ne kadar değerli, hor görüldüğün halde ne kadar sevimlisin. Terk edileni almak meşru olduğuna göre bütün varlığın, bütün faziletlerinle benimsin sen. Kral, bahtın bana bağışladığı bu çırılçıplak kızınız benim, milletimin ve canım Fransa'nın kraliçesidir artık. Sulak Burgonya'nın bütün dükleri bir araya gelse de değer vermediğiniz bu değerli varlığı benden alamazlar. Cordelia, sen yine de veda et bu taş yüreklilere. Buradaki yerini kaybediyorsun. Ama seni daha iyi yerler bekliyor. Al Fransa kralı, al senin olsun. Çünkü bizim böyle bir kızımız yok artık. Yüzünü de ömrümüz boyunca görecek değiliz. Hadi git! Teveccühümüzden, sevgimizden mahrum olarak, hayır duamızı almadan çık git! Buyurun Dük Hazretleri. Buyurun. Kardeşlerine veda et Cordelia. Babamın kıymetli kızları, Cordelia yaşlı gözlerle ayrılıyor sizden. Sizin ne olduğunuzu biliyorum. Ama kardeşinizin, kusurlarınızın adını koymak istemiyorum. Babamıza iyi bakın. Ona iddialı sözlerle ilan ettiğiniz sevginize emanet ediyorum. Gerçi teveccühünü kaybetmemiş olsaydım, onu daha iyi bir yerde görmek isterdim. Hoşça kalın ikiniz de. Bize vazifemizi öğretecek değilsin.
Sen bahtın elinden seni bir sadaka gibi alan kocanı memnun etmeye bak. Zaman hilenin gizlediğini nasıl olsa bir gün meydana çıkartır. Kusurlarını örtenin sonu da utançtır. Bahtımız açık olsun. Gel sevgili Cordelia. Kardeşim. İkimizi de yakından ilgilendiren bazı meseleler hakkında sana söyleyeceklerim var. Babamız hemen bu akşam yola çıkar sanıyorum. Evet, muhakkak. Hem de seninle. Gelecek ayda sıra benim. Bu yaşlı halinde görüyorsun, bir günü bir günle oynuyor. Bunun bir örneğini daha demin bütün açıklığıyla gördük. En çok kardeşimizi severdi, kolundan tutup atıverdi. Aklının ne kısır hale geldiği gün gibi aşikar, öyle değil mi? İhtiyarlığın zaafı diyelim ama zaten hiçbir zaman ne yaptığını bilen bir adam değildi ki. En iyi, en dinç zamanlarında bile hep aklına estiği gibi düşünmeden hareket etmiştir. Biz artık tabiatında kök salmış kötü alışkanlıklardan başka, yaşlılığın yol açtığı düzensizlikler, keyfe göre hareketler de beklemeliyiz onda. Şu kent kontunun başına gelenlere bak. Böyle ani, keyfi hareketlere bizim de hedef olmayacağımız ne malum? Aman kardeşim, anlamıyorum. Birlikte hareket edelim. Babamızın elinde yetki kalacak olursa, teslim ettiği nüfus ve iktidar zarardan başka bir şey getirmez bize. Evet. Biraz daha düşünelim bakalım. Bir şey yapmamız lazım, bir şey. Hem de sıcak sıcağına. Ey tabiat! Benim tanrım sensin. Ben senin kanunlarına kul köleyim. Kardeşimden 10-15 ay sonra dünyaya geldim diye niçin o baş belası göreneklerin zulmüne uğrayayım? Niçin toplumların o titiz hassasiyeti beni haklarımdan mahrum etsin? Piçmişim. Alçağın sefilin biriymişim. Neden? Benim de namuslu ve şerefli bir kadının evladı kadar hatlarım düzgün, ruhum asil değil mi? Bedenim babamın kalıbını taşımıyor mu? Öyleyse neden piçlik, alçaklık damgası vuruluyor bize? Biz ki tabiatın o gizli şehvet anlarında vücut bulurken, evliliğin o soğuk, yavan ve bıkkın döşeğinde, uykuyla uyanıklık arasında vücut bulan o ahmaklar sürüsünden daha özlü, daha dinç, daha ateşli unsurlarla yorulmadık mı? Meşru kardeşim Edgar, mirasın benim olacak. Çünkü babamız Piç Edmund'u da meşru oğlu kadar seviyor. Meşru oğlu. Ne de güzel söz. Hele şu mektubun bir tesirini göstersin. Yalanın bir muvaffak olsun, o zaman Piç Edmund'un meşru Edgar'ı nasıl alt edeceğini görürüz. Büyüyorum artık. Yükseliyorum. Hadi tanrılar, koruyun piçleri. Kral tacını tahtını bırakıp akşam akşam yola çıkıyor. Bütün bunlar da bir an içinde oluyordu. Edmund, ne var ne yok bakalım? Bir şey yok efendimiz. O kağıdı neden saklamaya çalışıyorsun? Bir haber yok efendimiz. Bir şey okuyordun, neydi o? Hiç efendimiz. Hiç mi? Peki saklamak için o telaşın neydi öyle? Hiçbir şey yoksa gözlüğe de lüzum kalmaz. Affınızı dilerim efendimiz. Bu mektubu kardeşim Edgar yazmış ama daha hepsini okumadım. Okuduğum kadarıyla görmeniz doğru olmayacak. Ver o mektubu bana. Vermesem de suç işlemiş olacağım efendimiz. Versem de. Ver diyorum sana. Kardeşime karşı haksızlık etmiş olmayayım efendimiz. Bu mektubu size olan bağlılığımı denemek için yazdığını sanıyorum. Yaşlılığa saygı. Kurnazca uydurulmuş bu adet, hayatımızın en güzel yıllarında bize dünyayı zehir ediyor. Bizim olması gereken nimetlerse ancak yaşlanıp onlardan zevk alamayacağımız bir hale gelince elimize geçiyor. Yaşlıların zulüm ve zorbalığı altında kalmanın
nafile ve budalaca esaretten başka bir şey olmadığını anlamaya başlıyorum. Kardeşim beni muhakkak gör. Bu konu üzerinde sana daha söyleyeceklerim var. Eğer babamız ben uyandırıncaya kadar uyursa, servetinin yarısı senin olacak, sen de benim sevgili kardeşim olarak kalacaksın, Edgar. Ya, hayatıma kastı var demek. Eğer babamız ben uyandırıncaya kadar uyursa, servetinin yarısı senin olacak. Hem de oğlum. Oğlum Edgar. Nasıl eli vardı bunu yazmaya? Böyle bir şey kalbinde kafasında nasıl yer bulabildi? Mektubu ne zaman aldın? Kim getirdi? Kimse getirmedi efendimiz. Kurnazlık da burada zaten. Odamın penceresinden atmışlar. Bu kardeşinin el yazısı değil mi? İyi şeyler yazmış olsaydı onun olduğuna yemin edebilirdim. Ama yazdıklarına bakıyorum da inanasım gelmiyor. Onun yazısı bu. Onun elinden çıkmış efendimiz. Ama umarım kalbi bu duyguları beslemiyor. Daha önce hiç ağzını aradı mı seni? Hiç efendimiz. Yalnız sık sık şu fikri ileri sürdüğünü işittim. Evlatlar olgun bir yaşa gelip babalar artık kuvvetten düşmeye başlayınca babalar oğulların himayesi altına girmeliymiş. Babaların malını mülkünü artık oğullar idare etmeliymiş. Çak! Çak! Mektupta da söylediği bu değil mi zaten? Hain! Canavar yürekli herif! Habis! Hayvan! Hayvandan da hayvan! Git bul onu. Yakala getir. İğrenç canavar. Nerede şimdi biliyor musun? Bilmiyorum efendimiz. Ama sizi hayatımla temin edebilirim ki bu mektubu siz muhterem efendime olan sevgimi denemek için yazmıştır. Kötü bir niyetle değil. Öyle mi acaba? Edgar böyle bir canavar olsun imkan yok. Elbette efendimiz. Hem de babasına. Onu canı gibi seven babasına böyle bir şey yapsın. Şu son günlerdeki güneş ve ay tutulmaları hiç de hayra alamet değil. Gerçi insan aklı bunları şu ya da bu sebeplere bağlayarak izah ediyor. Ama yine de bu tutulmaların ardı sıra gelen bela ve musibetler insanın yakasını bırakmıyor. Sevgi soğuyor. Dostluklar yok oluyor. Kardeşler bozuşuyor. Şehirlerde isyanlar, memlekette ayrılıklar baş gösteriyor. Saraylarda ihanet. Babayla evlat arasındaki bağlar kopuyor. Hayatımızın o güzel günleri geçti artık. Hile, yalan, hıyanet, türlü yıkıcı düzensizlikler bizi rahat bırakmayacak, peşimizden ayrılmayacak. Ta mezara kadar. Edmund, o sefilin iç yüzünü ortaya koy. Bir şey kaybedecek değilsin. Yalnız dikkatli davran. O asil, o sadık kent de sürüldü gitti. Suçu dürüstlük. Garip. Çok garip. Çok garip. Çok. Şu insanlar da ne budala oluyor. Bahtın sillesini yiyince çoğu kere kendi ektiğimizi biçtiğimiz halde başımıza gelen felaketlerin sorumluluğunu güneşe, aya, yıldızlara yüklüyoruz. Sanki kaderin zorlamasıyla alçaklık ediyoruz. Sanki göklerin zoruyla ahmak, yıldızların etkisine boyun eğmek gerektiği için sarhoş, yalancı oluyoruz, zina ediyoruz. Ne kötülük edersek edelim, tanrıların zorlamasıyla oluyor. Orospu peşinde koşan bir zamparanın hayvanlığını bir yıldıza yüklemesi çok güzel bir kaçamak doğrusu. Babam annemle ejder takım yıldızının kuyruğu altında çiftleşiyor. Ben büyük ayının altında doğuveriyorum. Tabiatım böyle kaba saba ve şehvetli oluveriyor. Saçma. Ben anamın rahmine piç olarak düşerken göklerde en saf, en temiz yıldız parıldasıydı bile gene şimdi neysem o olurdum. Kardeşim Edgar'a gelince
İşte çıkıverdi birden karşıma. Tıpkı eski usul komedilerin sonunda olduğu gibi. Benim rolüm şimdi sahte bir üzüntüye bürünmek, ahlar vahlar çekmek olmalı. Bu güneş ve ay tutulmalarının bu felaketlere sebep olacağı belliydi. Fa sol la mi. Sol sol. Bu ne? Böyle ciddi ciddi ne düşünüyorsun? Geçen gün bu güneş ve ay tutulmalarından sonra neler olacağını bildiren bir yazı okumuştum, onu düşünüyordum. Böyle şeylere kafa yoruyorsun demek. İnan bana kardeşim, bildirdikleri çok kötü. Babayla evlat arasında tabiat dışı haller, ölüm, kıtlık ve daha neler neler. Yıldızcılığa ne zamandan beri merak sardın? Babamı en son ne zaman gördün? Dün akşam. Konuştunuz mu? Evet, tam 2 saat. Dostça mı ayrıldınız birbirinizden? Halinde sözlerinde bir memnuniyetsizlik sezmedin? Kesinlikle hayır. Babamı kızdıracak ne yapmış olabilirsin, iyice bir düşün. Ve rica ederim senden, sakın gözüne gözükme. Çünkü şimdi öyle kızgın ki sana ne yaparsa yapsın hiddeti pek yatışacağı benzemiyor. Alçağın biri bana iftira etmiş oldu. Ben de ondan korkuyorum ya kardeşim. Gel benim odamda kal. Ben sonra seni uygun bir yere götürür, efendimizin sözlerini işitmeni sağlarım. Hadi rica ederim, yürü. Al işte anahtar. Dışarı çıkarken sakın yanına silah almayı unutma. Yanıma silah mı alayım? Kardeşim dinle sözümü. Şerefsizim, burada seni seven tek kişi yok. Ben sana gördüklerimi, duyduklarımı anlatıyorum. Hem de yumuşatarak. Daha gerçeği bütün korkunçluğuyla sermedim gözlerinin önüne. Hadi, hadi rica ederim git. Çok geçmeden senden bir haber alırım değil mi? Kardeşim sen bu işleri bana bırak. Hadi git artık. Saf bir baba, asil bir kardeş. Ne dolaplar çeviremem ki. Yolumu açıkça görüyorum artık. Doğuşumla alamayacağıma göre istediklerimi zekam sayesinde elde edeceğim. Amacıma ulaşmak için meşru saymayacağım hiçbir yol yoktur. Babam soytarısını azarladı diye adamlarımdan birini tokatlamış. Öyle mi? Evet efendim, öyle. Durmadan hakaret ediyor bana. Her an parlıyor, türlü rezaletler çıkarıp hepimizi birbirimize katıyor. Tahammül edemeyeceğim artık. Adamları da azıttıkça azıttı. O da incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler için söylemediğini bırakmıyor. Avdan dönünce görmek istemiyorum onu. Hastadır dersiniz. Siz de hizmette gevşek davranırsanız iyi edersiniz. Bütün sorumluluğu ben alıyorum üzerime. Geliyor efendim, sesini duyuyorum. Siz de, arkadaşlarınız da artık bıkmış gibi durun. İstediğiniz kadar ihmal gösterin. Sebebini sorsun istiyorum. Beğenmezse kardeşimin yanına gitsin. O da zaten benimle beraber. Başımıza buyluk istemiyoruz artık. İhtiyar buna. Elden çıkardığı yetkileri bırakmaya yanaşmıyor. Doğrusu insanlar yaşlanıp bunadı mı tekrar çocuk oluveriyorlar. Onun için yüzlerine gülünce aldanıp sapıtırlarsa onları tekrar yola getirmek gerekir. Söylediklerimi unutma. Baştın efendim. Adamlarına karşı da soğuk davranın. Neye varırsa varsın önemi yok. Bu yolda arkadaşlarınıza talimat verin. Böylece onunla görüşmek için muhakkak bir fırsat çıkar. Ben de şimdi hemen kardeşime bir mektup yazar, onun da benim gibi hareket etmesini söylerim. Yemeği hazırlasınlar. Sesimi de değiştirebilirsem, beni bu kılığa girmeye zorlayan maksadım gerçekleşir belki. Sürgün Kent, hüküm yiyip kovulduğun şu yerde hizmet edebilirsen eğer, kim bilir belki de o çok sevdiğin efendinin uğrunda ne fedakarlıklara katlandığını anlar bir gün.
dakika bile bekleyemem. Çabuk gemiyi hazırlayın. Al bakayım. Sen kimsin? Bu adam efendimiz. Ha? İşin gücün nedir senin? Bizden ne istiyorsun? İşim gücüm görünüşüme uygundur efendimiz. Bana güvenene sadakatle hizmet etmek. Dürüst kişiyi sevmek. Aklı başında olan ve az konuşanla arkadaşlık etmek. Hüküm gününden korkmak. Başka çare kalmayınca dövüşmek. Yemekten yana da feyrize hiç yanaşmamak efendimiz. Kimsin sen? Dürüst bir kişi efendim. Kral kadar da fakir bir kişi. Kralın fakir olduğu kadar sen bir tebaa olarak fakirsen epey fakirmişsin. Ne istiyorsun? Hizmet et. Kime? Size. Bizi tanıyor musun sen? Hayır. Ama görünüşünüzde öyle bir şey var ki hizmetinize girip size efendim demeye çalışıyor. Neymiş o? Haşmet. Ne iş gelir elinden? Sır saklamasını bilirim. Ata binerim, koşabilirim. En zarif fıkraları anlatamaz, berbat ederim. Ama ne kadar yalın olursa olsun bir haberi de hiç süsleyemeden olduğu gibi veririm. Ama en iyi tarafım gayretli ve çalışkan oluşumdur efendimiz. Kaç yaşındasın? Ne güzel sesine vurulup bir kadının peşine düşecek kadar genç. Ne de bir kadının üstüne düşüp kalacak kadar yaşlıyım efendimiz. Sırtımda 48 yılın yükünü taşıyorum. Belki öyleyse kal benimle. Yemekten sonra da hoşuma gidersen şimdilik yanımda kalırsın. Yemek hey yemek. Biriniz gidin kızıma kendisiyle konuşmak istediğimi söyleyin. Biriniz de gidip soytarımı çağırın. İşte efendi kızım nerede? Affedersin. Ne diyor bu herif? Çağırın şu keratıyı. Soytarım nerede? Ne oluyor, uyuyor musunuz hepiniz? Hani o soysuz herif? Kızınızın rahatsız olduğunu söylüyor efendim. Peki ben çağırdığım halde neden gelmedi? Düpedüz gelmem dedi efendim. Gelmez miymiş? Efendim, neler olup bitiyor pek bilmiyorum ama kanaatimce efendimize o vaktiyle gösterilen sevgi ve saygı pek görünmüyor artık. Demek öyle. Yanılıyorsam affınızı dilerim. Ancak efendimiz haksızlığa uğrarsa vazifem sesini duyurmazlık edemez. Evet evet. Benim de sezdiklerimi hatırlatıyorsun bana. Soytarım nerede? İki gündür onu görmedim. Küçük kızınız Fransa'ya gideri beri kederler içinde efendim. Hasretiyle günden güne süzülüyor. Yeter. Ben de farkındayım zaten. Biriniz gidin kızıma kendisiyle konuşmak istediğimi söyleyin. Biriniz de gidip soytarımı çağırın. İşte efendi. Gelin bakalım şöyle. Kimim ben? Hanımımın babası. Hanımının babası ha? Kahpe evladı seni, sonsuz köle, alçak köpek! Affedersiniz efendim, bu sözlerinizi reddederim. Bu ne küstahlık, nasıl bakır bir köpek? Ben dayak yemem efendim. Tekme de mi yemezsin sen ha? Ne alçak herif, kalk ayağa. Kalk bir dakika, bir dakika. Aferin oğlum, iyi hizmet ediyorsun bana. Yapın. Göz geçiriyorsun. Yardımına teşekkür ederim yavrum. Seni hizmetime alıyorum. İşte sana pey veriyorum. Onu ben de hizmetime alıyorum. Ve işte külahımı veriyorum. Seni maskara seni. Nerelerdesin? Külahımı al. Niye? Niye mi? Gözden düşmüş bir adamın hizmetine giriyorsun da onda. Bak, rüzgarın estiği tarafa güler yüz göstermezsen şıp diye nezle olursun ha. Onun için al şu külahı. Bak, bu adam kızlarının ikisini uzaklaştırdı kendisinden. Üçüncüye de istemeye istemeye iyilik etmiş oldu. Peşinden gidersen külahımı giymen gerekir. Sen nasılsın bakalım amca? Keşke benim de iki kızım ve iki külahım olsaydı. Niçin yavrum? Varımı yoğumu onlara verince külahlarım bana kalır. Al, işte benimki. Ötekini de yalvar kızlarım versin. Şş, kendine gel, kendine kırbacı unutuyorsun galiba. Hakikat, kulübesine tıkılan bir köpektir. Kırbaçlaya kırbaçlaya kovarlar onu. Halbuki dişi tazı. Geçer hanım hanımcık ocağın karşısına. Kokularını da etrafa saçar. Amca, sen bana bir yumurta ver. Ben sana iki taç vereyim. Ne biçim taç onlar öyle? Bak, yumurtayı tam ortasından kırıp sarısını da beyazını da yedin mi geriye iki kabuk kalır. Taç gibi iki kabuk.
Sen de tacını tam ortasından bölüp her iki parçayı da elden çıkarınca tıpkı çamurlu yollarda eşeğini sırtına alan adama döndün. Altın başlığını bağışladığın zaman çıplak kafanda pek akıl vardı denemez hani. Deli sözlerimi bu söylediklerim. Kim öyledir derse sen ona vur kırbacı. Kızlarını kendine ana ettiğinden beri ellerine sopayı verip pantolonu kendi ellerinle sıyırdın. Gözyaşı döktüğü onlar seni ister. Bense türküler ördüm kederden. Böyle bir kral çocuk olup deliliğe saptı diye. Yani bana deli mi diyorsun sen? Öteki ünvanlarının hepsini elden çıkardığın doğuştan bir bu kaldı sana. Bunlar tamamıyla deli sözleri değil efendimiz. E tabii değil. O lordlar, o büyük büyük kişiler deliliği bırakırlar mı bana hiç tamamıyla? Tek elini alsam payımızı isteriz diye yakamı bırakmazlar. Ne olur amca, bana bir hoca tut da soytarına yalan söylemeyi öğretsin. Yalan nasıl söylenir öğrenmek istiyorum. Yalan söylemek yok ha. Sonra kırbacı yersin. Aman Allah'ım, nasıl oluyor da kızların aynı soydansın anlayamadım gitti. Doğruyu söyleyince onlar dövüyor, yalan söylersem sen kırbaçlarım diyorsun. Bazen ağzımı bile açmıyorum gene köpek. Keşke soydara olmasaydım da ne olursam olsaydım. Ama amca, senin yerinde de olmak istemezdim hani. Aklını iki yanından yontup ortada hiçbir şey bırakmadın. İşte yongalardan biri. Ne var kızım? Kaşların neden çatık? Bakıyorum son günlerde hep somurtuyorsun. O kaş çakmaları aldırmadığın zamanlar yaman bir adamdın sen. Ama ben senden halledeceğim hani. Kaçayım soytarayım filan ama sen hiçsin. Peki sustum. Hiçbir şey söylemiyorsunuz ama yüzünüz dilini tut diye emrediyor. Sustum. Bakın içi boş bezelye kapağına. Efendim. Yalnız her sözüne, her hareketine müsaade edilen bu soytarınız değil. Bütün bu küstah adamlarınız da her şeye bir kusur buluyor. Her saat bir kavga çıkarıyorlar. O kaba, o gürültülü alemleri, o taşkınlıkları artık tahammül edilmez bir hal aldı. Olup bitenleri size anlatacak olursam, bu hale muhakkak bir çare bulursunuz diye düşünmüştüm. Fakat şu son günlerde, söylediklerinize ve yaptıklarınıza bakılacak olursa, onları koruduğunuzdan, hatta bu hareketleri onaylayarak kışkırttığınızdan endişelenmemek elden gelmiyor. Endişelerim yerindeyse bu hatayı hoş görmek mümkün olmayacaktır. Adamlarınızın yola gelmesi için gereken bütün tedbirler hemen alınacaktır. Biliyorsun ya amca, besle kargayı, oysun gözünü derler hani. Derken efendim mum söndü, biz de karanlıkta kaldık. Siz bizim kızımız mısınız? Rica ederim efendim. Her zaman belirtilerini gördüğümüz o sağduyunuzu elden bırakmayın. Ve sizi gerçek tabiatınızdan tamamıyla uzaklaştıran bu garip hallerinizden vazgeçin. Araba beygiri çektim, eşek bile fark eder. Ah sevgilim, sevgilim, seni ben çok severim. Beni tanıyan kimse var mı burada? Ben Lir değilim herhalde. Lir böyle mi yürür, böyle mi konuşur? Aklı nerede? Lir ya bunadı ya beyni uyuştu da hiçbir şeyi göremez oldu. Uyanık mıyım ben? Biriniz söyleyemez mi bana ben kimim? Lir'in gölgesi. Adınız nedir sizin hanımefendi? İşte bu sahte şaşkınlığınız da tıpkı o yeni yeni beliren garip halleriniz gibi. Oh, yalvarırım sizden efendim beni anlamazlık etmeyin. Sizin gibi yaşlı, hürmete layık bir insan anlayışlı olmalıdır. Burada mahiyetinizde 100 atlı var. Öyle başıboş, öyle uçarı, öyle küstah şeyler ki sarayımızı azgın hareketleriyle kirletip adı çıkmış bir hana çevirdiler. Zevk ve sefa alemleri bu şerefli evi meyhaneye, fuhuş yatağına döndürdü. Edep ve utanç bu halin derhal giderilmesini gerektiriyor. Onun için sizden istediğim, rica ettiğimi emirle dalmasını bildiğim halde sizden istediğim mahiyetinizi biraz kısmanızdır. Hizmetinizde kalacak olanlar yaşınıza başınıza uygun, kendilerini bilen ve sizi sayan kimseler olmalıdır. Lanet olsun lanet! Atlarımı hazırlayın! Adamlarımı toplayın! Soysuz piç!
Seni rahatsız etmeyeceğim artık. Benim bir kızım daha var. Adamlarımı dövüyorsunuz. Mayetim dediğiniz o güruh üstlerini bile kendilerine uşak sayıyor. Çok geç pişman olanın vay haline. Geldiniz mi efendim? Siz mi böyle olsun istiyordunuz? Söylesenize. Nankörlük. O mermer yürekli iblis bir evlatta kendini gösterince deniz canavarından da korkunç ve iğrenç oluyorum. Rica ederim efendim, sakin ol. Yalan söylüyorsun leş kargası, yalan. Benim adamlarım vazifelerine bağlı, atlarının şerefini korumasını bilen seçkin değerli kişilerdir. Ufacık bir kusur bana Cordelia'da ne iğrenç görülmüştü. Bütün benliğimin yapısını tıpkı bir işkence aleti gibi çatır çatır parçalayıp kalbimden her türlü sevgiyi söküp attı. Kin ve garezle doldurdu beni. Olur! Vur bu kapıya, vur! Kanatların ardına kadar açıp deliliğe buyur ettin. O senin kıymetli aklını da dışarı salıverdin. Adamlarımı çağırın. Efendimiz, sizi böyle üzüntü ve heyecana sürükleyen nedir bilmiyorum. Buna sebep olabilecek bir şey de yapmış değilim. Olabilir efendim. Olabilir. Dinle beni tabiat. Sevgili Tanrı, dinle beni. Bu mahluku verimli kılmak niyetindeysen eğer tasarından vazgeç. Rahmine kısırlığın damgasını vur. Döl alacak uzuvlarını kurut da lanet vücudundan ona şeref getirecek bir evlat çıkmasın. Kaderinde doğurmak varsa bile çocuğunun hamurunu öyle bir kin ve garez mayasıyla yoğur ki evladı onu kahreyle, kan tanımazlığıyla inimin inletsin. Genç alnını kırış kırış buruştursun. Döktürücü gözyaşlarıyla yanaklarına derin izler açsın. Anasının bütün emek, zahmet ve iyiliklerini alayla, hakaretle karşılasın da bu kadın evlat nankörlüğünün bir yılanın dişinden de beter olduğunu anlasın. Durmam burada artık, durmam. Duramam, durmam. Anlamıyorum. Durmam. Nedir? Ne oldu? Ne olduğunu anlayayım diye kendini zahmete sokma. Bırak bunaklığının verdiği hızla istediği gibi davransın. Nasıl olur? Bir çırpıda 50 adamıma birden yol vermek. Daha 15 gün olmadı. Ne oldu? Neniz var efendimiz? Dinle. Dinle. Utanıyorum kendimden. Bir erkek olarak karşında bu hale düştüğüm için, bir damlasına bile değmediğin halde gözlerimden boşanan bu yakıcı yaşları tutamadığım için utanıyorum. Fırtınalar, dumanlar alıp götürsün seni. Baba lanetinin şifa bulmaz yaralar iliklerine kadar işlesin. Oh gözlerim. İhtiyar, budala gözlerim. Bu yüzden bir daha ağlayacak olursanız sizi oyar. Demek, demek bu hale geldik ha. Peki öyle olsun. Benim bir kızım daha var. İyi yüreklidir o. Beni korumasını bilir. Bu yaptıklarını bir duysa senin o kurt yüzünü tırnaklarıyla sıyırır paralar. Ama görürsün sen. Görürsün. Ebediyen kaybettiğimi zannettiğin kudret ve iktidarımı tekrar nasıl geri alırım. Görürsün sen. Evet görürsün. Görürsün. Duydun değil mi söylediğini, duydun? Connery, sana karşı duyduğum derin sevgi gözlerimi bağlasın. Yeter da... rica ederim sus. Hey Oswald. Seni gidi soytarı geçinen ahlaksız herif seni. Hadi sen de efendinin gittiği yere. Hey Oswald. Lir amca, Lir amca dur biraz. Soytarı bırakma burada. Tuttun mu tilkiyi, asmalı hemen. Böyle bir kızı daha sallandırmalı. Tüy soytarı tüy, tüy soytarı tüy, tüy soytarı tüy. Defol! Evet, o adamın hakkı vardı. 100 atlı! Mayiyetinde tepeden tırnağa kadar silahlı 100 atlı bırakmak. Doğrusu çok ihtiyatlı bir hareket olurdu. Bu ihtiyar bunak. Hayal ettiği bir şey, duyduğu bir söz, şikayet, saygısızlık sandığı bir davranış üzerine bu 100 atlıyı bunaklığına destek edip hayatımızı tehlikeye mi koysaydı? Hey Oswald! Lüzumundan fazla korkuyorsun sen. Bu yol lüzumundan fazla güvenmekten çok daha emin bir yoldur. Yok, siz bırakın beni efendim, bırakın. Korkularım başıma gelmeden onları önleyeyim ben.
Onu çok iyi bilirim ben. Oswald? Oswald kardeşime o mektubu yazdın değil mi Oswald? Evet. Şimdi hemen yanına birkaç kişi al ve yola çık. Bilhassa nelerden korktuğumu bütün ayrıntılarıyla anlat ona. Hatta kaygılarını pekiştirmek için bulacağın kanıtları sözlerine ilave etmekten çekinme. Hadi bakalım. Ve çabuk dönmeye gayret et. Hayır efendim, hayır. Sizin bu yumuşak başlılığınızı ayıplıyor değilim. Yalnız müsaadenizle size şunu söyleyeyim ki... sizin bu zararlı yumuşaklığınızı övmekten ziyade ihtiyatsızlığınızı yermek gerekir. Ne düşündüğünü pek bilmiyorum ama... çok kere daha iyisini yapayım derken iyinin de elden gittiği oluyor. Tamam, rica ederim. Tamam. 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 Olacakları nasılsa göreceğiz. Sen bu mektupla önden git. Kızıma olup bitenlerden bahsetme. Yalnız mektubu okuyunca soracaklarına cevap ver, o kadar. Hadi çabuk. Yoksa ben oraya senden önce varırım. Geceyi gündüze katar mektubu yerine ulaştırırım efendimiz. Amca, bir insanın aklı topuklarında olsaydı soğuktan çatlak çatlak olabilirdi değil mi? Tabii yavrum. Öyleyse sevin. Senin aklının terlik giymeye ihtiyacı olmayacak. Bak göreceksin. Öteki kızın sana ne iyi muamele edecek. Çünkü buradaki kızına ekşi elmanın tatlısına benzediği kadar benzemekle beraber... ben gene de bildiğimi bilirim. Neymiş bildiğin? Tattan yana ekşi elma ile buruk elma arasında ne fark varsa... ikisinin arasında da o fark vardır, onu bilirim. Haksızlık ettim ben küçük kızıma. Amca... İstiridye kabuğunu nasıl yapar biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama sümüklü böcek evini niçin sırtında taşır onu biliyor. Niçin? Başını sokmak için tabii. Kızlarına versin de boynuzları kılıfsız mı kalsın? İnsanlığımı unutturacaklar bana. Hem de bu kadar iyi bir babaya. Atla. Eşeklerim bakıyor o işe. Amca. Yedili takım yıldızda niçin yedi yıldız var? İnce bir sebep olsa gerek ha? Sekizinci yoktu ondan mı? Aferin be amca. Sen yaman bir soytar olurdun ha. Verdiklerimi ellerinden zorlamalıyım. Bu ne korkunç nankörlük. Amca. Sen benim soytarım olsaydın... vaktinden evvel yaşlandın diye dövdürürdüm seni. Hı. Nasıl? Akıllanmadan yaşlanmamalıydın. Oh sevgili tanrılar. Ne olur bırakın aklımı başımda. Deli etmeyin beni, yalvarırım sizden. Atlar hazır mı? Hazır efendim. Hı. Gel yavrum, gel. İçinizde tam kız olan... bu gidişe sırıtırsa... sanmam kalsın uzun zaman kızı olan kız bu kafayla. Babam kardeşimi yakalatmak için her tarafa nöbetçiler dikti. Benim işim çok nazik. Ustalıkla hareket etmeliyim. Hem de çabuk. Hadi Talih, iş başına. Kardeşim, bir şey söyleyeceğim. Aşağıya gel. Edgar, beni duymuyor musun? Babam pusuda. Nerede saklandığını öğrenmişler. Aman buradan kaç. Hazır gece oldu, yararlan bundan. Cornwall'ın aleyhinde bir şey söyledin mi? Bu gece buraya geliyorlar. Regan'la beraber, hem de acele. İyi düşün, bir şey söyledin mi? Bir kelime etmedim inan ki. Babam geliyor. Ayak seslerini işitiyorum. Kusura bakma kardeşim. Birlik olduğumuz anlaşılmasın diye kılıcımı çekip seninle dövüşür gibi yapmalıyım. Hadi sen de çek kılıcını, kendini savundur gibi yap. Çek, hadi çek. Teslim ol. Babamın önüne çıkmalısın. Işık getirin ışık. Haydi kaç kardeşim. Meşale getirin meşale. Haydi uğurlar olsun. Şimdi de bir yerimi kanattım mı? Burada çetin bir mücadele geçtiğini sanırlar. Nasılsa sarhoş delikanlılar
Eğlence yolu bundan daha fazlasını yapıyorlar. Baba! Baba! İmdat! Dur yapma! İmdat, yardım eden yok mu? Ne oldu? O alçak nerede? Şurada karanlıklarda duruyordu. Keskin ve sivri kılıcını çekmiş. Bir takım sihirli sözler mırıldanıyor. Ay kendisine yardım etsin diye büyü yapmaya çalışıyor. Şimdi nerede? Bakın efendimiz nasıl kanıyor. O köpek nerede diyorum? Şuradan kaçtı. Ah efendim. Baktı ki kandıramıyor. Kuzum, peşini bırakmayın. Niye kandıramıyor Edmund? Sizi öldürmeye efendimiz. Bu tabiat dışı niyetine karşı nasıl nefretle ayak dirediğimi görünce birdenbire ansızın şiddetli bir hamleyle yalın kılıç üzerime saldırdı. Davranıp kendimi korumaya vakit bırakmadan beni kolumdan yaraladı. Fakat bütün kuvvet ve cesaretimin uyandığını, davamın haklılığından da hız alarak harekete geçtiğini görünce belki bağırmalarımdan da ürkerek hemen kaçıverdi. İstediği yere kaçsın. Bu ülke içinde olduktan sonra yakalanmamasına imkan yoktur. Yakalanınca da ölüm demektir. Soylu efendim Cornwall'daki bu akşam buraya geliyor. Yetkisine dayanarak ilan edeceğim, o alçağı bulup dar ağacına teslim eden minnetimizi kazanacaktır. Saklayan çıkarsa ölüme şartlanacaktır. Ah efendim, onu amacından vazgeçirmek için çok uğraştım. Fakat kararından kesinlikle dönmediğini anlayınca seni ele veririm diye tehdit ettim. Yoksul piç diye cevap verdi bana. Senin karşındaki ben oldukça sanır mısın ki senin sözlerine inanırlar, değer verirler, her şeyi inkar ederim, sana yüklerim dedi. Alçak! Mektubu inkar ederim dedi ha. Yalt böyle bir evladım benim. Bütün boruları. Niçin geliyor acaba? Bütün liman ve geçitleri tutacağım, kaçamayacak o hain. Sana gelince benim gerçek ve sadık evladım, bir yolunu bulup mirasımı sana bırakacağım. Ne oluyor dostum? Buraya daha demin geldiğim halde çok garip şeyler duydum. Duyduklarımız doğruysa o caniye ne ceza verilse azdır. Nasılsınız efendim? Ah efendim, ihtiyar yüreğim paralandı, parça parça oldu. Adını babamın taktığı oğlunuz Edgar sizi öldürmeye mi kalktı? Öyle utanıyorum ki söylemeye gönlüm el vermiyor. Babamın maiyetindeki o azgın atlılarla düşüp kalkardı değil mi? Bilmiyorum efendim. Evet, onlarla düşüp kalkardı. Kötü niyetler beslemesine şaşmamalı o halde. Eminim yaşlı babasını öldürmeye o herifler teşvik etmiştir onu. Malı mülkü eline geçince har vurup harman savuralım diye. Biraz önce kardeşimden bir haber aldım. Ne kötü kişiler olduklarını apaçık anlatıyor. Uyarısı gözüme öyle bir açtı ki bizde kalmaya geldikleri vakit beni evde bulamayacaklardır. Beni de Regan. Emin ol. Edmund, babanıza karşı gerçek bir evlada yakışır şekilde hareket etmişsiniz. Vazifem efendim. Kurduğu planı o ortaya çıkardı. Alçağı yakalamaya çalışırken de gördüğünüz yarayı aldı. Peşine adam saldınız mı? Evet efendim. Yakalanınca artık zarar veremez bir hale sokulacaktır. Yakalanması için de tüm yetkilerinizi kullanıp istediğiniz tedbirleri alın. Size gelince Edmund, fazilet ve sadakatiniz övülmeye değer. Sizi bizden sayıyorum. Sizin gibi tam güvene değer kimselere çok ihtiyacımız olacak. İlk olarak sizi hizmetime alıyorum. Başka bir meziyetim olmasa da size sadakatle hizmet edeceğim efendimiz. Oğlum adına ben de efendimize teşekkür ederim. Buraya niçin geldiğimizi bilmiyorsunuz sanırım. Evet, hem de böyle beklenmedik bir zamanda. Karanlıklar içinde bin bir zahmete katlanarak. Asil Gloster, çok önemli bir mesele hakkında size danışmak istiyoruz. Babamdan ve kardeşimden birer mektup aldım. Aralarında baş gösteren bazı anlaşmazlıklardan söz ediyorlar. Cevabımı evimden uzak bir yerde burada vermeyi uygun buldum. Onun için bizim iyi yürekli vefakar dostumuz, hemen bir sonuca bağlanması gereken bu mesele hakkında muhtaç olduğumuz fikirlerinizi bizden esirgemeyin. Emredersiniz efendim. Her iki efendime de hoş geldiniz derim. Günaydın arkadaş. Bu evin adamı mısın? Aa, evet.
Atları nereye çeker? Bataklığa. Beni seversen söyle. Seni sevmiyorum ki. Bu ne biçim sözler böyle? Ne biçim muamele? Ben seni tanımıyorum ki. Ama ben seni tanıyorum. Ya. Nereden bileceksin ben kim? Sen. Sen rezilin, edepsizin birisin. Çanak yalayıcı, kof, küstah herif. Sen asilzadelik taslayan, meteliksiz, kokmuş, yün çoraplı bir fırlamasın. Göze gireyim diye pezevenklik bile edebilecek olan sen, alçaklığı da, namussuzluğu da, hayasızlığı da nefsinde toplamış bir hergelesin. Sen kancık oğlu kancıksın. Eğer bu dediğim sıfatlardan bir tekini reddedecek olursan, seni şuracıkta ayaklarımın altına alır, hayvan gibi böğürdüm. Ne yabani adamsın sen. Ne seni tanıyan ne de senin tanıdığın bir kimseye nasıl böyle küfürler savurabilirsin? Sen de ne utanmaz ne arlanmaz herifsin. Beni tanıdığını nasıl inkar edebilirsin? Daha iki gün evvel kralın huzurunda yere yatırıp dövmemiş miydim seni ha? Hadi, hadi çek kılıcını, alçak herif, çek. Daha karanlık ama ay ışığı var. Dökeceğim kan yıkansın o ışıkta. Hadi çek kılıcını, berber düşkünü herif. Yetişine, seninle alışverişim yok benim. Çek kılıcını dedim, çek. Buraya efendimin aleyhinde bir takım mektuplarla gelirsin ha? Efendimin haşmetine karşılık o boş gurur kuklasının tarafını tutarsın ha? Hadi çek kılıcını. Çek yoksa bacaklarını şimdi çeteleye çeviririm seni. Çek. İmdat! Yetişin! Adam özlüyor! Bağırma diyorum! İmdat! Bağırma diyorum! Bağırma diyorum sana, sus! Ne var? Ne oluyor? Ayrılın bakalım. Asıl seninle dövüşmem gerek cici çocuk. Hadi gel şöyle de kan nasıl kokarmış bir gör. Hadi çek kılıcını Hakim Usta, çek! Yok! Böyle kılıçlar, silahlar çekilmiş, ne oluyor? Karan! Kim kıpırdarsa kendini ölmüş bilsin. Niçin dövüşüyorsun? Kardeşimle kralın habercileri bunlar. Neden kavga ettiğini söylesenize. Söyleyecek nefesim kalmadı efendim. Tabii kalmaz. Yiğitliğini öyle bir zorladın ki tabiat bile inkar ediyor seni. İnsan bozması, terzi yapması herif. Ne garip adamsın sen be. Terzi yapması insan olur mu hiç? Tekrar ediyorum, niçin dövüştünüz? Efendim bu ihtiyar zorba. Ak sakalının hatırı için hayatını bağışladığım bu... Seni hiç oğlu hiç, seni solda sıfır herif. Efendim, izin verin. Şu herifi ayaklarımın altına alayım. Çiğneye çiğneye suyunu çıkarayım. Harç yapıp kelef duvarlarını sıvayım. Ak sakalımın hatırı için ha, seni kuyruk sallayan seni. Sus be adam, bu ne kabalık. Saygı nedir bilmez misin sen? Bilirim efendim, bilirim. Ama öfkenin de bazı ayrıcalıkları vardır. Peki öfkenin sebebi nedir? Böyle şeref ve namus yoksunu bir kölenin kılıç taşıması. Böyle güleç suratlı herifler efendilerinin değişken tabiatlarına göre dere kuşları gibi fırıl fırıl döner, köpekler gibi peşte gitmekten başka bir şey bilmezler. Saralı suratını şeytan çarpsın senin. Ne sırıtıp duruyorsun? Soytarım oynuyor senin karşında. Ne oluyor ihtiyar, çıldırdın mı? Neden kavga ettiniz, sen onu söyle. Zıtlar birbirinden nasıl nefret ederse öyle nefret ediyorum şu alçaktan. Niçin alçak diyorsun ona? Kabahati ne? Suratından hoşlanmıyorum. Benim yüzümden de hoşlanmayabilirsin. Bununkinden de, onunkinden de. Efendim ben zamanında şu önümde gördüğüm omuzların üstündeki yüzlerden çok daha sevimlerini görmüşümdür. Bu adam açık sözlülüğü övülünce küstahça kabalık taslayan kimselerden. O nabza göre şerbet vermez. Dürüsttür, top sözlüdür. Gerçeği söylemesi gerekir. Kabul ederseniz mesele yok ama ya etmezseniz... Efendim en içten gelen duygularla ve yüce varlığınızın müsaadesiyle ki o varlık güneşin etrafını çeviren bir hal... Ne demek istiyorsun? Hoşlanmadığınızı görüyorum da ağız değiştiriyorum. Dal kavuk olmadığımı biliyorum efendim. Sizi açık sözlülüğüyle aldatmış olan her kimse sahtekarın biriymiş. Hoşnutsuzluğunuzu gidermek ümidi bile beni o yola döndüremez efendim. Ne yaptın ona? Hiçbir şey efendim, hiçbir şey. Geçen gün sırf bir anlaşmazlık yüzünden efendisi kralın bana vuracağı tuttu. Bu adam efendisinin öfkesine yaranmak için hemen onunla birlik oldu ve beni arkamdan çelmeleyerek yere yuvarladı. Bunun üzerine birden kahraman kestiriverdi. Sövdüğü saygı ve kendini müdafaa edemeyecek durumda olan bir kimseye saldırdığı için yararlılık göstermiş oldu. Kralın takdirini kazandı. Şimdi bu yüksek başarısının verdiği hızla kılıcını çekip karşıma dikiliverdi. Tomruğu getirin. Dik kafalı ahlaksız herif. Ak sakallı kabadayı. Sana öyle bir ders vereceğim ki. Ders alacak yaşı çoktan geçtim efendim. Getirmesinler tomruğu. Ben kralın hizmetindeyim. O sıfatla buraya geldim. Getirin tomruğu. Hayatım ve şerefim hakkı için öyleye kadar bağlı kalacak orada.
Öğleye kadar mı efendim? Akşama kadar olsun. Hatta bütün gece. Babanızın köpeği bile olsan bana böyle davranmamalısınız. Onun edepsiz uşağı olduğun için böyle davranıyorum sana. Bu adam baldızımızın bahsettiği o güruhtan olmalı. Hadi çabuk Tomru! Rica ederim. Rica ederim yapmayın efendim. Kabahatimi arkak çok büyük. Ancak efendisi kral ona gereken cezayı elbette verecektir. Sizin emir buyurduğunuz cezaysa çok alçaltıcı. Eminim kral elçisinin tomruğa vurulmasını kendisine hakaret sayacak ve hoş karşılamayacaktır. Bu benim bileceğim iş. Ya kardeşim? Hizmetini gören bir beyzadenin hakarete, tecavüze uğramasını daha da kötü karşılamaz mı? Hadi geçirin bacaklarını. Buyurun efendim, gidelim. Üzgünüm arkadaş. Dükün buyruğu bu. Tabiatını herkes bilir. Araya girmek olmaz. Ama ben yine rica edeceğim. Yok, bir şey söylemeyin. Zaten bütün gece uyumadım. Yolda epey yordum. Şimdi biraz uyur sonra da kendi kendime şarkı söylerim. İyi kişinin bahtı böyle kazalara uğrar bazen. Dük hiç iyi yapmadı. Kral bağışlamayacaktır bunu. Benim iyi yürekli kralım. Yağmurdan kaçayım derken doluya tutuldu. Atasözünü ispat sana da nasipmiş meğer. Ey dünyamızın feneri. Yaklaş da ışığının yardımıyla şu mektubu okuyayım. Cordelia'nın yazısı mı? Tanıdım. İyi bir tesadüfle kılık değiştirdiğimi öğrenmiş olacak. Ay. Yorgunluktan, uykusuzluktan ağırlaşan gözlerim. Fırsat bu fırsat. Kapanın da şu utanç verici durumu görmeyin. İyi geceler ey talih. Bir kere daha gülsene yüzüme. Döndürsene çarkını ha. Hakkımda verilen kararı ilan ettiler, işittim. Ve ancak bahtın önüme çıkardığı bir ağaç kovuğu sayesinde peşimdekilerden kurtulabildim. Bütün yollar kapalı bana artık. Her yerde. Gördükleri anda yakama yapışacak uyanık acar nöbetçiler var. Kaçabildiğim sürece canımı kurtarabilirim. Yoksulluk, insanın ne aşağılık bir mahluk olduğunu yüzüne çarpmak ister gibi... Onu hayvana en çok yaklaştıran fakir, sefil bir kılığa sokar. Ben de o kılığa girmeyi düşündüm. Yüzümü çamura bularım. Belime bez sarar, saçlarımı düğüm düğüm karma karışık eder, göklerin saldığı bütün afet ve belalara çırılçıplak, ulu orta göğüs. Ülkemizde tımarhane kaçkını dilenciler önce de vardı, şimdi de var. Acı acı bağırırlar. Uyuşmuş, acı duymaz olmuş çıplak kollarına iğneler, kıymıklar, çivi, dikenli dallar saplarlar. Ve bu korkunç görünüşleriyle fakir çiftlikleri, sefil köyleri, ağıl ve değirmenleri dolaşır. Kah delice lanetlerle, kah dualar ederek merhameti zorlarlar. Ben de böyle bir dilenci oldum. Zavallı Tom derler bana. Zavallı Tom. Ancak bu yolda bir kurtuluş ümidi var. Edgar olarak kalmak, yok olmak demektir. Evlerinden böyle ayrılmaları, habercimi de geri göndermemeleri çok garip doğrusu.
Duyduğuma göre akşamüstü böyle bir seyahati akıllarından bile geçirmiyorlarmış. Selam sana Asil efendim. Bu ne? Vakit geçirmek için bu utanılacak şeyi mi buldun? Yo, hayır efendim. Ne sapmaca bağları bunlar. Atları başlarından bağlarlar, köpekleri ayıları boyunlarından, maymunları da bellerinden. Demek insanları da bacaklarından bağlıyorlar. Kim olduğunu bilmiyorlar mıydı? Kim soktu seni oraya? Her ikisi de efendim. Damadınız da kızınız. Olamaz. Oldu. Olamaz diyorum. Ben de oldu diyorum. Yapamazlar. Yaptılar. Yemin ederim ki yapamazlar. Yemin ederim ki yaptılar. Cesaret edemezler. Yapamazlar. Yapamazlar. Bile bile böyle ağır bir hakarette bulunamazlar. Adam öldürmekten beter bir şey bu. Söyle bana çabuk ama acele etmeden söyle. Sen ne yaptın da bu muameleyi hak ettin? Sonra seni ben gönderdiğime göre onlar böyle bir hareketi nasıl layık görebildiler sana? Efendim, evlerine varınca mektubunuzu ellerine teslim ettim. Hürmetimi sunmak için dize geldiğim yerden daha kalkmamıştım ki bir haberci beliriverdi. Soluk solaydı, ter tutuyordu. Gonorill'den selam getirdiğini soluyarak söyledikten sonra bir mektup uzattı. Onlar da mektubu aldılar, adamlarını toplayıp atlarına bindiler. Bana da arkalarından gelmemi zamanı gelince cevap vereceklerini söylediler. Göreceğim ilgiye engel olduğunu sandığım o haberciyle daha sonra burada karşılaşınca, hele hele geçenlerde efendimize terbiyesizlik eden o küstah olduğunu anlayınca erkek ruhun basiretimi bağladı, kılıcımı çekiverdim. Alçak ciyak ciyak bağırarak bütün ev halkını ayağa kaldırdı. Damadınız da kızınız da kabahatimi böyle bir şerefsizliğe layık gördüler. Van kazları bu tarafa doğru geliyorsa kış daha geçmedi demektir. Acılar yüreğimi sarıyor. Afakanlar boğacak beni. Nerede bu kız? İçeride efendim. Komutun yanında. Siz burada kalın. Gelmeyin. Bu anlattığından başka bir şey yapmadın mı? Yok, hayır. Ama nasıl oluyor da kral böyle birkaç kişiyle yola çıkabiliyor? Sadece bunu sordun diye seni tomruğa vursalardı hak ettin derdim. Niye kaçıp? Anlaşılan seni karıncaların yanına okula göndereceğiz. Kışın hiç olmadığını öğrenesin diye. Koca bir tekerlek yokuş aşağı yuvarlanmaya başladı mı koy ver gitsin. Yoksa kafan paramparça olur ha. Ama yokuşu çıkıyorsa yedeğinde olmak gerek. Akıllı bir kişi sana daha iyi öğüt verirse benimkini geri verirsin. Sen bütün bunları nereden öğrendin kaçık? Tomruk'ta değil herhalde sapık. Benimle konuşmak istemiyorlar ha. Hastaymışlar. Yorgunmuşlar. Bütün gün yolculuk etmişler öyle mi? Evet. Evet, bahane bunlar, bir kopuşun, bir isyanın görüntüleri. Git bana daha aklı başında bir cevap getir. Muhterem efendim, dükün ne ateşli bir tabiatı olduğunu bilirsiniz. Oh, yarabbi, yarabbi, kahrolacağım. Dük ateşli bir adammış. Gloucester, Gloucester, ben Cornwall dükü ve karısıyla görüşmek istiyorum o kadar. Evet efendim, ben de bunu söyledim kendilerine. Söyledin mi? Ne dediğimi anlamıyor musun be adam? Anlıyorum efendim. Kral Cornwall düküyle sevgili baba kızıyla görüşmek istiyor. Kızının itaat etmesini istiyor. Bunu söyledin mi onlara? Dük ateşli bir adammış. Git o kaynayan düke şunu söyle. Yok yok. Bir şey söyleme. Belki gerçekten rahatsızdır. Bir hastanın geçirdiği buhranı sağlam bir iradenin ifadesi sanarak birden ateşlendim. Kendime kızıyorum adeta. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Bu adam ne diye duruyor burada? İşte bu da gösteriyor ki dükle karısının ortadan kaybolmaları hileden başka bir şey değil. Git dükle karısına söyle buraya gelsinler. Şimdi derhal söyleyeceklerimi dinlesinler. Yoksa elimde davul kapılarının önüne dikilir, çala çala uykularını yok ederim. Aranızın açılmamasını ne kadar isterdim. O kalbim. Vurma öyle. Göğsümü parçalayacaksın. Amca. Sen de o beceriksiz ahçı kadının balıklara dediğini söylesene kalbine.
karı tutmuş balıklı börek yapayım demiş. Yılan balıklarını canlı canlı koymamış mahmurun içine. Balıklar yufkayı parçalayıp kafalarını çıkardıkça seninki elinde değnek pat pat başlarına vurulmuş. Sanki bir yararı varmış gibi sizi edepsiz der sizi. Sokun başınızı içeri der dururmuş. Gününüz aydın olsun efendim. İkinizin de. Hoş geldiniz efendim. Sizi gördüğüme çok sevindim baba. Ben de öyle sanıyorum Regan. Niçin öyle sanıyorum orasını da biliyorum. Beni gördüğüne sevinmesiydin. Annenin mezarını bir orospu barındırıyor diye kendime yabancı sayardım. Sen... Demek serbestim, bunu sonra konuşuruz. Sevgili Regan, ablan çok kötü bir kadın. Nankörlüğün o sivri dişini şurama sokuverdi. Yırtıcı bir akbaba gibi kemiriyor kalbimi. Sana nasıl anlatayım bilmiyorum. Tasavvur edemezsin o ne haince, o ne zalimce. Rica ederim, sakin olun. Öyle sanıyorum ki kardeşim vazifesini ihmalden ziyade siz onun değerini takdir etmiyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Kardeşimin size karşı olan vazifelerini azıcık olsun ihmal edeceğine ihtimal veremem. Lanet olsun ona! Baba, ihtiyarladınız artık. Durumunuzu siz kendinizden daha iyi anlayan, gerçekleri yanılmadan gören bir kimsenin sizi idare etmesi, size yol göstermesi gerekiyor. Onun için kardeşimin evine dönün, kendisine haksızlık ettiğinizi söyleyin. Yani ondan af mı dileyim istiyorsun? Ha bak gör, böyle bir hareket bir krala, bir babaya nasıl yaraşıyor bir bak. Sevgili kızım, ihtiyarladım artık. Yaşlılıkta hiçbir işe yaramıyor. Onun için önünde dize gelip yalvarıyorum. Bana yiyecek ver, içecek ver. Yatacak bir yer esirgeme benden. Yeter baba, yeter. Hoş oyun değil bunlar. Kardeşimin evine dönün. Asla. Adamlarımın yarısını elimden aldı. Karanlık bakışlarla baktı bana. Dili zehirli bir yılan gibi ta kalbimden soktu beni. Oh! Göklerin bütün lanet ve yıldırımları yağsın o nankör başına. Aman yarabbim, böyle öfke nöbetlerine tutulunca benim için de aynı şeyleri dileyeceksiniz demek. Hayır, hayır, sana lanet etmem ben. Senin o ince, o zarif yaratılışın katı yürekliliğe sürükleyemez seni. Evlatlık vecibelerini, terbiye ve nezaket kurallarını daha iyi biliyorsun. Sen krallığımın yarısını sana bağışladığımı unutmadın daha. Lütfen sadede gelin baba. Adamımı kim tomruğa vurdu? Ne oluyor, bu boru sesi de? Kardeşimin borusu. Mektubunda çok geçmeden burada olacağını yazıyordu. Hanımın geldi mi? Defol köpek, görünme gözüme. Ne buyurdunuz efendim? Adamımı kim tomruğa vurdu? Regan, umarım ki senin bundan haberin yoktu. Bu da kim? O tarlar. Yaşlıları seviyorsanız, hayra kullandığınız kudret evlat itaatini tasvip ediyorsa, eğer siz kendiniz yaşlıysanız benden yana olun. Benim davam sizin de davanız olsun. Yardım edin bana. Şu aksakalıma utanmadan nasıl bakabiliyorsun? Oh Regan, sen de bu kadının elini nasıl tutabiliyorsun? Neden tutmasın? Ne suç işledim ki? Bunaklığın, düşüncesizliğin suç saydığı her şey suç değildir ki. O kalbim ne sağlammışsın. Hala çatlamayacak mısın? Adamımı kim tomruğa vurdu? Ben emrettim efendim. Gerçi yaptıkları böyle bir şerefe bile layık değildi. Siz mi emrettiniz? Rica ederim baba. Zaafınızı bilin de ona göre hareket edin. Bakın, şimdi hemen kardeşimin evine döner. İlk ay tamamlanıncaya kadar orada kalır. Adamlarınızın da yarısına yol verirseniz o zaman bana gelirsiniz. Zaten şimdi evimde de olmadığımdan bakımınız için gerekli hazırlıkları yapacak durumda değilim. Ona dönmek? Adamlarımın yarısına yol vermek ha? Her türlü barınağa sırt çevirir, rüzgarlarla boğuşurum. Kurtlarla, baykuşlarla arkadaş olurum, daha iyi. Ona dönmek ha? Küçük kızımı alan o asil Fransa kralına gider. Tahtının önünde bir şövalye yamağı gibi dize varır. Aşağılık bir hayata yetecek bir sadaka dilenirim, daha iyi. Ona dönmek ha? Bana şu uşak ruhlu herifin kölesi, hamal olayım, daha iyi. Siz bilirsiniz efendim. Rica ederim kızım.
Seni rahatsız etmeyeceğim artık. Hoşça kal. Bir daha ne görüşeceğiz ne de bir daha buluşacağız. Ama ne de olsa yine sen benim itim, kanım, kızımsın. Yo, daha doğrusu etime musallat olmuş benim demek zorunda kaldığım bir illetsin sen. Bozulmuş kanımın dışa vuran yarası, baş vermiş çıvanısın sen. Ama bak, seni azarlayacak değilim. Utan da demeyeceğim, utanacağın zaman gelir elbet. Ben sabretmesini bilirim. 100 atlımla beraber gider Regan'da kalırım. Yo yo, müsaade edin baba. Tabii sizi bu kadar erken beklemiyordum. Gerektiği gibi ağırlanmanız için hazırlıklı değilim. Kardeşimi dinleyin baba. Hırslı, heyecanlı sözlerinizi soğukkanlılıkla dinleyenler artık gerçekten yaşlandığınızı kabul etmek zorundalar. Bu sebepten de kardeşim ne yaptığını bilir baba. Ne demek istiyorsun Regan? Öyle ya, 50 atlı yetmez mi? Hatta bu adamların tehlikesi, masrafı düşünülecek olursa hatta bu kadarına ne gerek var? Kardeşimin adamları veya benim adamlarım hizmetinizi göremezler mi? Neden görmesin? Hatta hizmette kusur ederlerse onları biz yola getiririz. Bakın, eğer bana gelecek olursanız tehlikeyi sezdiğim için 25 kişiden fazla getirmemenizi rica ederim. Fazlasına ne yer veririm ne de bakarım. Var mı? Yok mu? Size verdim ben. Evet. Hem de tam zamanında verdiniz baba. Her şeyimi elinize teslim ettim. Yalnız bir şart koştum. Maitim'de 100 atlı olacaktı. Şimdi 25 kişiyle mi gel diyorsun? Oregon. Sahi böyle mi dedin? Evet. Tekrar ediyorum. Fazlasını kabul etme. Kötü insanlar daha da kötülerin yanında iyi görünürler. Kendilerini tamamıyla kötülüğe kaptırmamış olmak da bir bakıma övgüye değer. Peki. Seninle geleceğim. Hiç olmazsa 50 kişi bırakıyorsun bana. 50, 25'in iki katı. Demek ki sevgin de onunkinin iki katı. Bakın efendim, arzu ettiğiniz adamlardan kat kat daha fazlasının size hizmet için emir aldığı bir evde 25 kişiye ne ihtiyacınız olabilir? Hatta 10 kişiye, 5 kişiye, hatta bir kişiye ne ihtiyacınız var baba? İhtiyaçtan bahsetmeyin. En sefil dilencinin küçücük çıkınında bile ihtiyacından fazlası bulunur. İnsanın yalnız zorunlu ihtiyaçlarını tanıyacak olursanız hayatının hayvanınkinden farkı kalmaz ki. Oh tanrılar, tanrılar sabır verin bana, sabra ihtiyacım var. Görüyorsunuz şuracıkta senelerin ve ıstırabın yükü altında ezilmiş zavallı bir ihtiyarım. Bu kızların yüreklerini babalarına karşı ayaklandıran sizseniz. Bunu sükunetle karşılayacak kadar aptal etmeyin beni. Asil bir öfkeyle coşturun benliğimi. Bırakmayın kadınların silahı olan gözyaşları erkek yanaklarımı kirletmesin. Canavarlar, cadılar sizi. İkinizden de öyle intikam alacağım ki bütün dünya, evet evet öyle şeyler yapacağım ki bilmiyorum daha ne, ama bütün dünya dehşetten bunalacak. Ağlayacak mıyım sanıyorsunuz? Asla ağlamayacağım. Gerçi ağlamak için sebep var, ama şu kalbim bin bir parçaya bölününceye kadar gözyaşı dökmeyeceğim. Gel Söyter, gel. Çıldıracağım. İçeri girelim. Fırtına yaklaşıyor. Bu evde küçük. İhtiyarla adamlarını barındıramaz. Kabahat kendisinde. Kendi rahatını kendi bozdu. Bırakalım çılgınlığının tadını tatsın. Yalnız o olsaydı seve seve kabul ederdim. Ama adamlarından bir tekini bile almadım. Ben de öyle. Gloucester nerede? Bilmem. İhtiyarın peşinden gel.
Ha işte geliyor. Kral ateş püskürüyor. Nereye gidiyor? Atlarını istedi, nereye gittiğini bilmiyorum. Sakın karışmayın. Bilirsiniz aklına eseni yapar. Bluffer! Sakın kaldıya ısrar etmeyin. Yazıklar! Yazıklar! Neredeyse gece başlayacak. Buz gibi bir rüzgar uğulduyarak esiyor. Civarda da kilometrelerce bir tek çalı bile yoktur. Aman efendim. İnatçı kişiler kendi yüzlerinden başlarına gelen belalardan ders almalıdır. Kapayın kapılarınızı. Kapayın kapılarınızı Gloucester. Regan doğrusu. Berbat bir gece bu. Fırtınadan koruyalım kendimizi. Kim var orada kötü havadan gayrı? Ruhu hava gibi mustarif bir kişi. Ah, sizi tanıdım ben. Kral nerede? Tabiatın gazaba gelmiş unsurlarıyla mücadelede. Peki yanında kim var? Soytarısından başka kimse yok. Efendisinin kalbine sinen acıları latifeleriyle dindirmeye uğraşıyor. Sizi çok iyi tanırım ben. Kim olduğunuzu bildiğim için size önemli bir haber vereceğim. Fransa kralı bu birliği parçalanmış ülkeye bir ordu göndermiş. Kıtalar umursamazlığımızdan yararlanarak en elverişli limanlarda karaya çıkmış ülkemizde sancak açmaya çalışıyorlar. Eğer dediklerime inanıyor ve bana güveniyorsanız derhal Dover'a gidin. Benim de soyum sopum asildir. Ve bu görevi size çok emin yerden aldığım habere dayanarak veriyorum. Gene görüşelim sizinle. Gerek yok. Şu keseyi alın. Açın içindekileri alın. Eğer Cordelia'yı görürseniz ki göreceğinizden şüphem yok. Şu yüzüğü gösterin ona. Bu tanımadığınız arkadaşınızın kim olduğunu söyler size. Fırtına da gittikçe şiddetleniyor. Ben kralı aramaya gidiyorum. Verin elinizi. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Evet, siz şuradan ben buradan gidip kralı arayalım. Bulan ötekine seslensin. Esin rüzgarlar. Esin. Ciğerleriniz parçalanıncaya kadar esin. Kudurun. Esin, seller boşanın, kuleleri tepelerine kadar sulara gömün, düşünce hızıyla bir anda çakıp sönen kükürtlü ateşler, meşeleri yaran yıldırımların öncüleri, araslayın şu ak saçlı başımı. Siz ey gökler, kainatı sarsan o korkunç gürlemelerinizle, yamyazsa edin şu yuvarlak dünyayı. Tabiatın insan döken kalıplarını paramparça edin. Nankör insan üreten tohumları silip süpürün. Amca, kuru bir evde ele yüze su dökmek böyle sular altında sırılsıklamamaktan daha iyidir. Hadi amcacığım, dön kızlarına, hayır dualarını iste. Merhameti yoktur böyle bir gecenin ne akıllıya ne deliye. Kuvvetinizle yağmurlar akın, yıldırımlar saçın ateşinizi. Siz benim kızlarım değilsiniz ki. Ben sizi nankörlük ediyorsunuz diye yerebilir miyim? Koca bir ülkeyi vermedim ki size, evlatlarım demedim ki size. Bana hiçbir itaat borcunuz yok sizin. Onun için keyfinize bakın, neniz varsa yağdırın üzerime. Görüyorsunuz, kölenizim artık. Dermanı kesilmiş, adam yerine konmaz olmuş, zavallı alil bir ihtiyarım. Ancak o habis kızlarıma yardakçılık ediyorsunuz demekten de kendimi alamıyorum. Onun körlerle birlik oluyor, böyle yaşlı ve ağarmış bir başa göklerden savaş açıyorsunuz. Alçaklıktır bu! Alçaklık! Başını sokacak bir evi olanın bir başlığı var demektir. Hiçbir güzel kadın yoktur ki aynasının karşısında sırıtıp durmasın. Aklın timsali olacağım. Ağzımı açmayacağım. Hey! Kim var orada? Kralla takıntısı! Yani bir akıllı bir deli! Aa, efendimiz! Burada mısınız? Karanlığa düşkün mahluklar dahi böyle gecelerden kaçarlar. Öyleyse başımızın üzerinde bu korkunç gürültüleri koparan yüce tanrılar kim korkuyor meydana çıkarsınlar?
suçun gizli kaldığı için adaletin şamarından kurtulan sefil titre, kanlı eller sizde gizlenin. Türlü hilelerle, oyunlarla insan canına kıyan abiz. Sen de korkudan bunal. Seni hesap vermeye çağıran bu yüce hakimlerden af dile. Bana gelince ben suçlu değil, davacıyım. Ah, ne yazık böyle saç baş bir anda. Muhterem efendim, şuracıkta bir kulübe var. Ne de olsa yağmurdan gizler sizi. Orada biraz istirahat edin. Ben de bu ara o eve, o yapıldığı taştan da katı yüreklerin evine gideyim de demin sizi ararken kapıyı yüzüme çarpmalarına rağmen esirgedikleri merhameti bir kere daha zorlayayım. Aklımı kaçırıyorum galiba. Senin halin nice yavrum? Üşüyor musun? Ben de üşüyorum. Zavallı sönterim benim. Sana acıyacak bir köşe daha var kalbimde. Vallahi öyle bir gece ki bu, kanı kaynayan aşiftenin bile ateşini söndürür. Bir dirhemcik aklı olan varsın essin rüzgarlar, kaderine boyun eğer varsın yağsın yağmurlar. Doğru söylüyorsun yavrum. Hadi götür beni oraya. Götür. Edmund. Bu insanlık dışı hareketlerden hiç hoşlanmıyorum. Krala şefkat ve merhamet göstereyim dedim. Müsaadelerini istedim. Kendi evimi dilediğim gibi kullanmayı yasak ettiler. Onun sözünü etmeyeceksin. Onun için ricada bulunmayacaksın. Ona hiçbir surette yardım etmeyeceksin. Yoksa yüz çeviririz senden dediler. Gerçekten insanlık dışı zalimce bir davranış. Sen şimdi dilini tut. Albany ile Cornwall'un arası açıldı. Daha da önemlisi, bu gece bir mektup aldım. Sözünü etmek bile tehlikeli. Çekmeceme kilitledim. Kralın uğradığı haksızlıkların intikamı bir bir alınacak. Fransız ordusunun bir kısmı karaya ayak bastı bile. Kraldan yana olmalıyız Edmund. Ben şimdi gider onu arar bulurum, gizlice yardım ederim. Sen de git dükü konuşarak oyala da bu merhametli hareketimin farkına varmasın. Beni sorarsa hastadır yatıyor dersin. Çok önemli şeyler olacak Edmund. Çok. Rica ederim, dikkatli davran. Krala yardım yasak edilmemiş miydi sana? Gider bunu düke bildiririm. Mektubu da söylerim. Mükafatımı da görürüm. Babamın elinden alınacak malı mülkü benim olur. Gençler, ihtiyarlar yıkılınca yükselir.